Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Elimde Swatch Touch dijital saat var. Bu saatin incelemesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ki daha önce Instagram adresimden sizlere sordum, incelemesini istiyor musunuz diye. Büyük oranda inceleme isteyen takipçilerim oldu. Ki bisiklet analiz yazarak bulabilirsiniz. Ve videonun bu sağ taraflarını bir yerlere adresi yazacağım, Instagram adresimi. Neyse, ben istiyorsanız şimdi bu saatin genel özelliklerinden daha çok nasıl aldığımı, kaça aldığımı sizlere paylaşmak istiyorum. Çünkü bu çok önemli. Biliyorsunuz artık ülkemizde dolar devamlı oynak halde ve bu Swatch'ın saatleri çok pahalı olmaya başladı. Ben internetten bu saatin şu an güncel fiyatını araştırdım ve fiyat arkadaşlar 350 ile 450 TL arasında değişiyor. Bense bu saati arkadaşlar 150 liraya ikinci el aldım Letgo üzerinden. Daha önceki videolarımı izlediyseniz yine sağ üst köşeye koyuyorum ikinci el bisiklet almak ile ilgili. Orada bazı şeylerden bahsediyorum. Artık bu devirde sıfır ürün alınamayacağından bahsediyorum. Doğal olarak ben de bunu ikinci el aldım ve çok temiz bir saat. Teşekkür ediyorum bu saati bana sağlayan arkadaş için. Saatçiye de gösterdim. Hiçbir sıkıntı yaşamadan kullanırsın. Ayrıca saati bedavaya almışsın dedi. Şimdi bu saati aldım ama yanında da arkadaşlar bu şekilde bir belge geldi. Bu belge garanti belgesi fakat garantisi yok. Bunu almamın, yani bunu istememin tek bir sebebi var arkadaşlar. Bu saat hani bir kişi, bir şahıs tarafından alındı mı yoksa araklandı mı korkusu içimde var. Çünkü çalıntı ürünü kimse almak istemez. Doğal olarak ben de almak istemiyorum. O yüzden bu belgeyi garantisi geçmiş olsa bile aldım. Şimdi isterseniz arkadaşlar saatin bir dış görünüşünden başlayalım. Ki bu videonun altına ayarları ile ilgili link paylaşacağım size. Resmi sayfası ayarlarının nasıl yapıldığını, hangi özellikleri var videolu bir şekilde göstermiş. Gayet güzel. Türkçe'de bu ara. O yüzden size paylaşacağım ki aynı sayfanın temel özelliklerini verdiği bir kısım var. Orayı da videolaştırdım sizin için. Bu video, yani şu an izlediğiniz videodan önce bu saatin kalınlığını, uzunluğunu, kaç metre su geçirmediğini sizlerle paylaştığım bir kısım var. Orada da ayrıntılı olarak resmi sayfasından görebileceksiniz. Şimdi isterseniz önce dış yapısından başlayalım. Dış yapısında arkadaşlar bu şekilde bir oval yapı var. Yani bileğimize bu şekilde oturabiliyor. Böyle tam oturuyor. O yüzden sevdim ve biraz da şeye benziyor. Bu Apple Watch saatine benziyor. Onu da kullandım daha önce. Güzel bir saatti. Arka kısmında arkadaşlar bu şekilde bir metal yer var. Bu da bu çıkıntı şeklinde çevirip pilini değiştirebiliyorsunuz. Kordon kalitesi çok iyi. Geniş bir kordonu var. Ve uyduruk bir malzemeden yapılmamış. Gayet iyi. Kordonları. Buradaki Swatch tokası da kaliteli bir malzemeden yapılmış. Elinizi dokunduğunuz zaman böyle uyduruk bir saatmiş gibi durmuyor. Şimdi tekrar ikinci el kısmına geleceğim. Bunu anlatırken. Daha önce Kalenjip saatlerini çektim. Sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. 100-150 TL'ye Kalenji'nin saatleri vardı. Onlardan almak istiyordum. Fakat daha iyi bir markayı ikinci el dedim, neden almayayım? İşte bu saat elime geçti. Gördüğünüz gibi ekranında hiçbir çizik yok. Alan kişi pek fazla kullanmadım dedi. Kasası da öyle. Tertemiz bir ürün. Tekrar söylüyorum. Öncelikle arkadaşlar almak istediğiniz ürünün sıfır var mı yok mu ona bir bakın. Neyse, tekrar özelliklerine gelelim. Şimdi burada iki tane tuş görüyorsunuz. Bu tuşa basılı tuttuğumuzda önce bir ışığı yanıyor. Daha sonra geçişler yapabiliyoruz ekranlar arasında. Bakın tarih. İşte burada ne yazıyor söyleyeyim. Krono yazıyor. Bu şekilde alarm özelliği var. Bu özellikler arasında geçiş yapabiliyoruz. İki tane saat seçeneğimiz var arkadaşlar. T1 ve T2 saati olarak.
Ben T1 saatini kullanıyorum. İsterseniz T2 de atıyorum İngiltere'nin şu anki saatini girebilirsiniz. Işık kısmını da bu videonun sonuna ekleyeceğim bu arada. Özellikleri bu şekilde. Kronometreyi de spor yaparken kullanabilirsiniz. Ne kadar sürede gidip geldiğiniz gibi işinize yarayacaktır sporda. Zaten bu saat spor bir saat. Diyeceklerim arkadaşlar bu kadar. Çünkü ayarlarla ilgili pek bilgi veremiyorum. Çok uzun sürüyor. Çünkü dokunmatik kısmı bir Apple Watch değil. Açık konuşalım. Yani bu dokunmatikten ziyade dokundurtmatik olmuş biraz. Zorlanıyorsunuz. Hele eliniz terli ise bayağı bir zorlanıyorsunuz. Çalışmayabiliyor. Ama saat kalite olarak gayet iyi. Hele hele benim gibi 150 TL'ye alabiliyorsanız muhteşem bir saat. İsterseniz bir de kolumda görün. Onu da takalım. Hem kamera varken zor oluyor ama sizin için elimden geleni yapacağım. Bu şekilde takıyorum. Zaten bütün saatler de bu şekilde takılıyor. Burada 2 adet kordonu mevcut. Saati eğer ucuz bulabiliyorsanız benim gibi 100-150 TL civarlarında bulabiliyorsanız kesinlikle arkadaşlar almanızı öneriyorum. Saatin görünümü bu. Gayet de elime şık bir şekilde oturdu. Bu videonun sonunda da geceliğin nasıl bir ışık görüntüsü var onu ekleyeceğim. Bu videoyu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Sizlere iyi günler diliyorum. Gençler size karanlıkta nasıl bir sonuç verdiği ile ilgili de söylemiştim videonun sonuna ekleyeceğim diye. Onu yapıyorum şu an. Yani ışığı ile ilgili. Işığı da bu şekilde arkadaşlar. Gayet net. Geceliğin sizin rakamları görmenizi sağlayacaktır. İsterseniz buna basılı tuttuğunuzda da menüler arasında geçtiğinizde ışık yine yanmaya devam ediyor. Söyleyeceklerim arkadaşlar ışık konusunda da bu kadar.